إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى bizni agar iymon sifatimiz bo'lmasa bizning hech qanday narsaga barobar ya'ni mutlaqo e'tibor ko'rmasligini e'tibor qilmasligini bayon qilib qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fa sawfa yakunu lizama ayting ey Muhammad alayhisalom Rabbim sizlerini mutlaka itibarga almaydı. Eğer duailer, yani imaniler bulmasa. Eğer kişide, insanda iman sıfatı bulmasa, o hiç kendi muteber kişimez. Adamlar ortasında itibarlık bulgen bulsa, o Allah'ın huzurunda mutlaka itibarga kirmaydı. Kim bulişlikiden kat'i nezer? Qanday soxta obro'larni xalqlar o'rtasida topgan bo'lishligidan qat'i nazar. Demak, Alloh subhanahu va taoloning huzurida insonlarning e'tibori iymon bilan. Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum. Hamma mufassirlar laula du'a'ukumni laula iymonukumga tafsir qilishganlar. Demak, biz uchun aziz bo'lgan iymon sifatiga ega bo'lmoqligimiz kerak. Va shu iymonimizni ziyoda qilmoqligimiz kerak. Va shu iymonning halovatini tatimoqligimiz kerak. Hayotda ko'p narsalarning halovat, ya'ni lazzatini tatib ko'rganmiz. Lekin iymonning ham halovati bor. Bu halovatini tatimoqlik kerak. Rum hukmdori Herakl janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xabarlarini eshitgandan keyin o'zining viloyatiga Makka mukarramadan savdogarlar jamoasi kelganligini eshitib, ularni o'zining huzuriga chaqirtirdi. Bu savdogarlar jamoasini ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan qarindosh bo'lib, ya'ni qarindosh bo'lib, nasabda qarindosh bo'lib, ammo maslakda ashaddiy dushman bo'lgan Abu Sufyan bor edi. Abu Sufyan boshchiligidagi savdogarlar jamoasini Rum hukmdori Herakl chaqirtirdi va shu payg'ambarlikni da'vo qilayotgan kishiga nasabda qarindosh kim deb tarjimoni vositasi bilan so'radi. Shunda Abu Sufyonni ko'rsatishdi. Abu Sufyonni o'zining eng oldiga yaqinroq o'tkazishlikni talab qildi. Va qolgan savdogarlar jamoasini ketma-ket o'tkizdi. Bir-biriga qarab turib o'tkazishlikdan man qildi. Va tarjimoniga aytdiki, men bu kishidan, ya'ni nasabda shu payg'ambarligini da'vo qilayotgan kishi bilan yaqin bo'lgan bu kishidan bir necha savol so'rayman. Agar bu savolimga to'g'ri javob bermasa, orqadagi kishilar buni yolg'on gapirayotganligi bilan meni ogohlantirsin dedi. Abu Sufyon bir-biriga qarab o'tkizmasligidan asl maqsadi ishora qilib yolg'on gapirishlikka imkoniyat topmasligi uchun o'tkizgan edi. Shunda 10 ta o'zining mashhur savolini bergan. Shu savollar ichida Abu Sufyon aytadiki, agar shu
Muhammedga yolg'on gapirishlikni iloji bo'lganda, tuhmat qilishim iloji bo'lganda qilardim shu yerda. Lekin bir viloyatning hukmdorini oldida yolg'onchi degan nom bilan chiqib ketishlikdan uyalganimdan rost gapirishlikka majbur bo'ldim deydi. Iymon keltirgandan keyin bu hikoyani o'zi rivoyat qilib aytib beradi. Shundagi savollardan bittasi Hal yartaddu ahadun minhum sahtatan li dinihi. Bu payg'ambarligini da'vo qilgan kishiga ergashgan odamlardan birortasi bu kishini dinini yomon ko'rib tashlab ketyaptimi, qaytib ketyaptimi, yo'qmi deb so'radi. Abu Sufyon yo'q dedi. Shunda va kadalika bashashatul iymon ida daholatil qulub dedi. İmanning bashoshati, nuri qalblarga kirganda u bütün bir lazzat topadiki, dunyoni hamma lazzati bilan bu odamni aldab bo'lmaydi. Va dunyoning har qanday azob va uqubati bilan bu iymon nuri va iymon halovati qalbiga kirgan odamni aldab bo'lmaydi deb ashaddiy dinsiz bo'lgan, ya'ni islom dinisiz bo'lgan Hiraql ham bildi. Demak, iymon bashoshat nuri va halovati qaysi bir kishining qalbiga kirsa, har qanday azob va uqubat bilan, har qanday aldov soxtaliklar bilan bu dindan chiqarib bo'lmaydi, birodarlar. Mana bu narsani dindorlar bilmasa ham dinsizlar yaxshi biladi. Shuning uchun asosiy islomning sahih islomni insonlarning qalbiga kirishligiga nihoyat darajada bor kuchi bilan qarshilik qiladi. Va insonlar fikri bilan payg'ambarlar fikri olib kelingan yo'l bilan aralashma omiqta yo'l bilan musulmon bo'lib yashashligini orzu qiladi. Bu qachon islom mag'lubiyatga uchragan? Islom odamlar tarafidan islomga o'zining fikrlarini noqis fikrlari olib kirilgan kundan boshlab islom inqirozga uchragan. Shuning uchun biz islom Alloh rasuli tarafidan Rasul sallallohu alayhi va sallam faqat Allohning elchisi uchun. Va ma Muhammadun illa rasul. Muhammad aleyhisselam faqat Alloh tarafidan elchi xolos. Boshqa tabiatlarda bashariy tabiatdir. Alloh bilan insonlar o'rtasida elchidir. U kishi biror bir islomning bir narsasiga xiyonat qilmagan holatda to'liq islomni yetkazib keldilar. Kimda kim Rasul sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'liga yaxshi niyat bilan takror aytamiz, yaxshi niyat bilan biror narsani olib kelsa, u Muhammad alayhisalomning olib kelgan yo'lini noqis deb e'tiqod qilishdan boshqa emas, na'uzu billah. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bid'at haqida qattiq gapirdilar. Eng olamdagi narsaning yomoni, eng yomonini zino yo boshqa tahsh, yo o'g'rilik, yoinki boshqa bir yo'l to'sarlik, boshqa gunohlardan ham olamdagi narsalarning eng yomoni shariat, niyat, shariatga olib kirilgan yangi narsalar dedilar. Odamlar tarafidan olib kirilgan narsa eng yomon narsa dedilar. Va har bir olib kirilgan narsa bid'atdir, bid'at zalolatdir, har bir zalolat jahannam o'tiga olib boradi dedilar. Shuning uchun biz nima uchun deydi? Biz shuni tushunmoqligimiz kerakki, shariat shariatga qarshi bo'lishligi bilan inshaalloh rivojlanadi. Shariatga qarshi bu makkor dushman shariatga o'zining tarafidan, odamlar tarafidan bo'lgan narsani olib kelishlik bilan shariatning shaffoflik nurini yo'qotadi. Va shun bilan odamlar bu shariatni degan nuqsonni ko'ra boshlashadilar. Ya'ni odamlar tarafidan qo'shilgan shariatni Alloh tarafidan kelgan shariat, Alloh tarafidan jo'natilgan islom
insonlarni yaratgan zot tarafidan kelganligi uchun insonlarga shunday muvofiq, yengil, muloyim bo'lib keladida, hamma odam bu sof islomni eshitganda qabul qilib ketaveradi. Ana shu qabul bo'lishligi islom dushmanlari uchun xatardir, birodarlar. Shuning uchun islomni odamlar tarafidan takror aytamiz, yaxshi niyat bilan olib kirilgan narsalar. Mana shu narsalar bid'atdir, birodarlar. Insonlar shariatga yaxshi niyat bilan olib kirishlik bilan xato qilishadi. Din ergashmoqlidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashlik dindir. Ixtiro qilishlik dinda mutlaqo mumkin emasdir. Ixtiro maydoni moddiy olamdir. Har qancha sizdagi ixtiro qilishlikka Alloh subhanahu va taolo moddiy olamni bizga yaratib berdiki, bu ming afsuslar bo'lsinki, musulmonlarning avvalgi ajdodlari moddiy olamda ko'p ixtirolar qilishgan edi. Shariat haqida biror bir narsani ixtiro qilishlikdan o'zlari saqlanishgan edilar. Ammo keyingilar bo'lsa, dinda ixtiro qilishlari, dunyoda ixtiro qilishlikdan boshqalardan orqada qolib ketishlar. O'zi ixtiro maydoni moddiy olamida. Bizning ajdodlarimiz mana hamma sohada modda olamida ixtiro qilishdilarki va hamma sohada yuqori o'ringa chiqishlar. Nima uchun? Islomning yo'llanmasi asosida. Mana bu narsa, shuning uchun biz iymonning halovati, lazzatini tatimoqligimiz kerakki, bu iymonning halovati tatilgandan keyin hech bu odamni islom yo'lidan chiqarib bo'lmaydi, birodarlar. Xuddi mana tarixdagi ajdodlarimiz sahobalar shunday mustahkam bo'lganlariga o'xshagan. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halavatal iymon. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa fil nar." Hadis sharif muttafaqun alayh, Imom Buxoriy va Imom Muslim jami' sahihlarda keltirishganlar. Uch narsa borki, bu uch narsa qaysi bir kishida bo'lsa, iymonning halovatini tatiydi. Demak, har bir narsaning halovat, lazzati bo'lganiga o'xshagan iymonning halovati bor. Buni halovatini tatishlik uchun uchta sifatga ega bo'lishlik kerak. Alloh rasuli mu'min kishiga boshqa hamma narsadan suyimli bo'lmoqligi kerak. Alloh rasuli eng yaxshi ko'rgan bo'lim, yaxshi ko'rilgan bo'lmoqligi kerak. Ota-onadan, hovli joydan, qilib turgan savdo ishlaridan va o'zining farzandlaridan, oilalaridan, hamma narsadan suyumli bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo Alloh rasulidan va Alloh yo'lidagi jihoddan yaxshi ko'rilgan narsalarni bir qatorga qo'ydi. Qul in kana aba'ukum va abna'ukum va ikhwanukum va ashiratukum va amwalun iqtarastumuha va tijaratun takhshawnaha va masakin tarbawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أيتين يا محمد عليه السلام أطعن إله كبرى ذكر أبن كلمة أجل في أطعن استعمال قلن سهام كبر اللرد أطعن المعنى السبلد أطعن إله وفرزنت إله va aka-ukalar va qarindoshlar va o'zingizlar rozi bo'lib turgan maskan joyingizlar. Inson o'zining joyida nihoyatda bir yayraydi. Shu rozi bo'lib ixtiyor qilib turgan maskan joyingizlar va tashvish to'xtab qolishligidan, kasad bo'lib qolishligidan qo'rqan tijorat savdoyilar Alloh rasulidan va Alloh yo'lidagi kurashdan suyumliroq bo'lsa, Allohning buyrug'i,
kelguncha kutib turinglar, ya'ni o'lim kelguncha kutib turinglar. Alloh subhanahu va taolo bunday fosiqlarni to'g'ri yo'lga yo'llamaydi, deyapti. Tarozining bir pallasiga Alloh rasulini va Alloh yo'lidagi xizmat, kurashni bir pallaga qo'yyapti. Inson muhabbat qiladigan, insonning tabiatan g'ariza bilan yaxshi ko'radigan narsalarni tarozining ikkinchi bir pallasiga qo'yyapti-da, Alloh rasulining muhabbati baland bo'lmasa, Alloh yo'lidagi jihad va muhabbatlik bo'lmasa, uni Alloh subhanahu va taolo fosiq deb atayapti. Bu narsani sahobalar davrida voqiiy amalda Alloh subhanahu va taolo imtihon qildi. Birinchi, ba'zi xonadonlarda farzand musulmon edi. Ota musulmon emas edi. Yoinki ota-ona musulmon emas edi. Yoinki ona musulmon emas edi. Ba'zi xonadonlarda farzand musulmon bo'lsa, aka-ukalar musulmon emas edi. Ba'zi xonadonlarda qarindoshlar musulmon emas edi. Ba'zi xonadonlarda ayol musulmon emas edi. Yoki ayol musulmon bo'lsa, kuyov musulmon emas edi. Va mana bu imtihonni Alloh subhanahu va taolo qattiq imtihon qildi. Tijorat Makka muhitida musulmon bo'lgan kishilar hammalari Makkadagi kishilar bilan tijorat aloqalarini qilishardi. Musulmon bo'lgandan keyin ko'p qoidalantirib turgan odamlar Muhammadga kofir bo'lmasang, sen bilan savdo aloqasini uzaman deganlar bo'ldi. Mana bu imtihonni qildi. Va Alloh subhanahu va taolo Makkada joylangan, Makkada tug'ilgan kishilarni hijrat bilan imtihon qildi. Ular Alloh rasulining muhabbati ularda amaliy suratda imtihondan o'tdiki, ular hammalari Madinaga Allohning buyrug'i bilan hijrat qilishdilar. Avvalda Habashistonga hijrat qilishdilar. Birodarlar, Madinaga hijrat qilishayotganlarida ular o'zlarini musulmon birodarlari kutib turganligini bir qisman bilishardilar. Agarki sahroda o'limni xatari bo'lsa ham. Ammo Habashistonda birorta bir musulmon ularni kutib turmasdi. Faqat Habashiston podshohi Najoshiy da bir mazlum odamga yordam berishlik va'dasi borida xolos. Alloh rasulining muhabbati shunchalik ularga afzal bo'lganidiki, shu hijrat Alloh subhanahu va taolo ikki turini ko'rsatdi. Bizlarni ham bir iymonimizni bir sinab ko'raylik, o'zimizni hayotimizdagi. Biz juda ko'p narsalarda Alloh rasulining buyrug'iga bo'ysunamiz, agar bizi hozirga aytilgan narsalarimizni birortasiga zarar yetmasa. Birortasiga zarar yetmagandagina tijoratlarimiz yaxshi bo'lib tursa. Yo'q, balki biz o'zimiz odatdagi haftadan bir islomni o'rganayotgan bir ozgina soat, bir soat desek ham ko'p bo'ladi, ozgina soatda o'rganayotgan darsimizni ham tijorat ishlarimiz yurib tursagina o'rganamiz. Mana bu narsadan biz iymonni halovatini bilolmaymiz, birodarlar. Bu iymonni halovati bizga nasib bo'lmaydi. Bizga dunyoni halovati nasib bo'lib boraveradi. Shuning uchun biz iymonning halovatini bir tatsak, dunyodagi hamma lazzatlarni esdan chiqaramiz. Shuning uchun sahobalar shu lazzatlarni, biz bilib yurgan lazzatlarni esdan chiqarishdilar. Islom bu lazzatlardan foydalanmaslikka buyurgani yo'q. Islom bu lazzatlarni birinchi bor rahbaniyatni yo'qotgan islom bo'ldi. Islom buyurdi ota-onaga muhabbat qilishlikka, farzandlarga muhabbat qilishlikka islom buyurdi. Lekin bu narsa Alloh rasulining muhabbatini ustun qo'ygan holatda buyurdi. Shuning uchun agar Alloh rasulining muhabbati kishiga iymonning halovati nasib bo'lsa, u sahobalar tatigan lazzatdan bir qismida bir bahramand bo'ladi. Shuning uchun sahobalar hamma mol davlatlarni Allohning yo'liga tika oldilar. Chunki Alloh rasulining muhabbati afzal edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Tabuk g'azotida hamma mollarini Allohning yo'lida beraladilar. Umar ibn al-Xattob yarim mollarini beraladilar. Usmon radhiyallohu anhu 300 ta mujohidni tuyalari hamma jihozlari bilan
cihazlarlardı. Birodarlar, bu 300'te odamni tuya bilan jihozlash degani hozirgi vaqtda eng faxrli sayyoralardan 300tasi bilan jihozlandi deganlari bu. Hali biz bu tariximizda bir odamni bitta shunday sayyora miqdori bilan bir muhtojni qondirganligini hali biz yaqin tarixda eshitganimiz yo'q birodarlar. Abdurahmon ibn Auf o'zlarining mol-mulklari katta bir savdo bilan qaytib kelayotganlarda Abdurahmon ibn Auf'ning bu karvonlari juda katta bir foyda bilan qaytib kelayotganlarda shunda savdogarlar shu karvondagi hamma matoyu narsani katta bir foydaga olishmoqchi bo'ldi. Shunda aytdilarki, men buni kattaroq foydaga sotib qo'ydim dedilar. Ikki barobar beramiz. Yo'q, men kattaroq foydaga sotib qo'ydim dedilar. Uch barobar beramiz dedilar. Kattaroq foydaga sotib qo'ydim dedilar. Men 10 barobardan 700 barobar yetib beradigan zotga bu molimni savdo qilib qo'ydim dedilar. Mana Alloh subhanahu va taoloning yo'lida shu katta karvon bilan kelgan hamma jihoz va hamma narsa bilan Allohning yo'lida deb shuni beribdilar. Alloh rasulining muhabbati bu til bilan aytiladigan narsa emas birodarlar. Farzandlar muhabbatini olib ko'rsak, Abu Bakr radhiyallohu anhu Badr g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan turganlarida mushriklar tarafida farzandlari iymon keltirmagan edi. Shunda yakkama-yakka muboraza qilishlikka Abu Bakr radhiyallohu anhu ning o'g'li mushriklar tarafidan chiqib kurashishga talab qildi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu Alloh rasulining muhabbati ustun bo'lib o'zlari chiqmoqchi bo'ldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Mat'ana ya Abu Bakr" dedilar. "Maslahatingiz bilan bizni foydalantirib turing, sizni bu yerda shahid bo'lishingizdan qo'rqaman" dedilar. Aka-ukalar zikrini aytishligimizga hojati yo'q. Buni misoli ko'p bo'ldi birodarlar. Qarindosh urug'larning zikrini aytishligimizga hojati yo'q. Bu ham misoli ko'p bo'ldi. Buni misoli har bir sahobadan topishligimiz mumkin. Chunki sahobalarning qarindoshlari hammalari iymon keltirmagan edi avval islomda. Ayollar tarafini olib ko'rsak, Hamzola radhiyallohu anhu turmush qilgan kunlari Allohning buyrug'i jihodga e'lon bo'lganda g'usl qilmagan holatda chiqib ketdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarni jang to'xtagandan keyin buyurdilarki, borib Hamzola falon quduqni oldida turibdi, olib kelinglar dedilar. Borishib olsalar hamma ustlari hul yuvilgan holatda turibdilar. Olib kelganlarda maloikalarning yuvib qo'yganligini xabarini berdilar. Oilalardan so'raganlarda Alloh tarafidan bo'lgan Allohning jarchisi jihodga e'lon qilganda g'usl qilsam ham ta'sir bo'ladi deb g'usl qilmagan holatda chiqib ketgan edilar deb oilalari xabar berdi. Joylar to'g'risida hamma sahobalar hijratda o'zlarining joylarinidan tashlab ketdilar. Mol-mulklarini hammasini Alloh rasulining muhabbati bilan tashlab ketdilar. Shuning uchun ularga bu narsa qiyin bo'lmadi birodarlar. Bu narsa iymonning halovatini tatigan odamga qiyin emas. Xuddi biz dunyo topishlik yo'lida har qanday xorlik bizga qiyin bo'lmayotgandek. Odamlarning dunyo topishlik yo'lidagi xorligi agar shu xorlikni o'zi bir kuzatib bilganda iymon yo'lida biror bir xorlikni odam tortmaydi birodarlar. Iymon yo'lida har qanday xorlik azizlikdir. Chunki biz dunyoning lazzatini tatadik. Iymonning lazzatini tatmaganligimiz uchun mana shu ne'matdan mahrum bo'lib yashayapmiz birodarlar. Ikkinchisi va an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Birovni yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yaxshi ko'radi. Alloh uchun yaxshi ko'rishlik sifati insonda topilsa, un bilan uning xatosini aytish ham oson. Uni yaxshiligiga yordam berishligimiz ham oson va undan ajralib ketishligimiz ham oson. Alloh uchun yaxshi ko'rish, Alloh uchun yomon ko'rish. Necha yil agar undan
qadirdan dost bo'lgan bo'lsak, agar shariatga zid ishini ko'rgandan keyin bundan ajralib ketishligimiz oson bo'laveradi, birodarlar. Chunki bizning muhabbatimiz Alloh uchun edi. Alloh uchun yaxshi ko'rishlik sifati topilsa, iymonning halovati insonga nasib bo'ladi. Uchinchisi, kufrga qaytishlikni yomon ko'radi. Alloh subhanahu va taolo kufrdan najot bergandan keyin. Xuddi o'tga uloqtirilishligini yomon ko'rgandek. O'tga uloqtirilishligini inson qanchalik yomon ko'radi o'zi biladi. Inson bir o'tni ichiga uloqtirilishligini yomon ko'rishligi, nihoyatda bundan ehtiyot bo'lishligi va buni yomon ko'rishligini bir darajasi nihoyatda yuqori darajada. Kufrga qaytishligini Alloh subhanahu va taolo jahiliyat hayotidan najot bergandan keyin yomon ko'radiki, jahiliyatga qaytishlik xayolidan o'tsa, nihoyat darajada jirkanadi. Xuddi bir najasdan, balki undan ham battar narsadan jirkanganday jirkanadi. Shuning uchun Umar ibn al-Xattob aytgan ekanlarki, "Yanqubul islamu urvatan urvatan man lam ya'ish fil jahiliya." Islomni birma-bir qadrlay olmaydi jahiliyatda yashamagan odam degan ekanlar. Jahiliyat davrini bosib o'tgan odam najasning ichidan chiqqandek o'zini his qiladi islomning qisos islom hayotiga o'tsa. Mana buni jahiliyat davrini bilmagan odam islomning birma-bir qadrlay olmaydi degan ekanlar. Lekin ming afsuski, ba'zida quloqqa chalinib qoladiki, menga hadib bu narsalarni gapiraverma, bo'lmasam ilgariga jinniligimga qaytib ketaman deydigan so'zlar bo'lib eshitilib qoladi. Bu narsa iymonning halovati mutlaqo nasib bo'lmagan odamlarning so'zidir. Alloh subhanahu va taoloning huzurida takror aytamiz, mutlaqo e'tiborimiz bo'lmaydi agar iymon sifati bo'lmasa, birodarlar. Mana bu iymon sifati bilangina biz Allohning huzurida mo'tabarmiz. Va bizning shu sifatga, shu halovatni tattirmayotgan narsalar hozirgi zikr qilingan narsalardir. Hamma odamni tekshirib ko'ring, hamma halovatimizni tattirmayotgan narsalar mana shu bizning ashaddiy dushmanlarimiz hozirgi zikr qilinib aytgan narsalar. Lekin takror aytaman, islom bu narsalarni yomon narsa demaydi. Lekin shu narsalarga bog'lanib qolishlikni yomon narsa deydi. Bu narsalar uchun inson yaratilmagan. Bu hovli joylar hammasi inson uchun yaratilgandir. Biz inson bu uchun yaratilmaganmiz, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo 7 toifani o'zining soyasi bilan soyalantirishligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarida mana bayon qildilar. Bu hadis sharif ba'zi o'rinlarda eshitilgan bo'lsa ham Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan sab'atun yuzilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 toifa borki, Alloh ularni soyalantiradi. O'zining soyasidan boshqa soya yo'q kunda o'zining soyasida soyalantiradi. Alloh bu soyani o'ziga izofa qilyapti. Yuzilluhumullohu fi zillihi. Agar bir kishi jazirama issiqda tursa, unga bir soyabonni ko'tarib, bir hurmatli odam ushlab tursa, agarki u soyabon oddiy bo'lsa ham, shunda qalbida bir muhabbat, bir xursandlik bo'ladi va xijolatlikki, bu soyadan afzal soyabon deb bilmaydi. Chunki uni soyalantirib turgan bir hurmatli odam. Bir inson uyan, kim bo'lishligidan qat'i nazar. Shu bir inson agar unga soyabon qilib shunday salqinlatib turgan bo'lsa, jazirama issiqda turgan vaqtida nihoyatda bir shuncha hurmatli odam umrbod buni gapirib yuradi. Meni shunday hurmatli odam shuni hurmat qilib shunday qildi deydi. Bu yerda Alloh Rabbul Alamin soyalantiradi. O'zining soyasida oddiy soya emas, soyani o'ziga izofa qilyapti. Alloh soyalantiradi deyapti. Yuzilluhumulloh. Alloh Rabbul Alamin shunday zaif bandaning xizmatida bo'lib soyalantirib turadi. O'zining soyasida biz daraxtlarning soyasi bilan qanchalik lazzatlanamiz. Bu soyadan boshqa soya yo'q-ku yana, birodarlar. Boshqa bir nomiga bo'lsa ham bir soya yo'q.
İnsan özünün günahının hicaletliğinden, özüden çıkan ter bilen kulağını yumuşağı geçe, garip olup durgen saatte, şimdi hayatıda bundi ceziremeni körmegen ceziremede, ve bundi sayene hayatıda oylanmegen, ve bunu sayelentiriyetken Allah Rabbul Alemin, bütün alemini, peygamberlerini yaratken zat, meneşi zat sayelentiredi. Bu yetti behli taifenin birincisi, adaletlik imamdır. İmam biraderler bir mescidli imamımız. İmam İslami istilahda Allah'ın hududlarını beceruçu valini imam deyiler. Eğer bir oğrilik bilen kol geçse onu kolunu kırkışlıkça kadir boyan. Ve birer bir fahş işler bilen zina bilen çıksa onun İslam şeriatını icra kılıçlıkça kadir boyan kişinin imam deyiler İslam istilahda. Adaletlik, yani özü adaletlik degenin manası öz-özden malum ki Müslüman imam. İslam'ın kursetmesine binaen yine havası yemez. İslam kursetmesine binaen yine amel kıladı. İnsan adaletli özü de kolu da her kendi işkilişlikke hukuk bölgen halette insanın adaleti şurada malum kıladı. Yani kolida hukuk var. Özünün nefsi havasının işini hem kılıçlıkça kadir. Lekin özü kadirmez bulup, mecbur bulup adalet kılıçlığı başka, imamın adalet kılıçlığı başka. Mesela bir adam özü zayıf, adalet kılıçlıkça ilacı hem yok. Bu adamın adaleti başka, imamın adaleti başka. Yani o hemen ertece kadir, zulüm kılıçlıkça hem kadir bulup durup, zulümden özünü teyip adalet kılıçlığı, bu hakiki Allah'tan korkallığı delalet kıladı. Şunun için hem, tevazu' zinek merdan nekuz, gedagar tevazu' tunet koyuz. Tevazu' küçük gönüllik katta adamlardan güzeldir. Yani katta adam küçük gönüllik ise bunu mütevazu' küçük gönül adam deyimiz. Geday eğer küçük gönüllük ise onu özünü deli de küçük gönüllük kılmasından başka çağrısı yem yok onu. Onun işi şu küçük gönüllüyü bile yürüdü. Adamlarla kemter bol işliği bile yürüdü. Onu gedeyini bunda kemter bol buralarla ilgili yürüyüşlüğü de burada kemter gedeyken değil miydi? Ama özü hürmetli yoktur. Özünü küçük sanallese bana bu adamın küçük gönüllü kemter adam değildi. Çünkü o şeyden adaletli kim? Adalet kılmasından başka ilacı yok. Bunaka adamla adaletli değil miydi? Şunun için bir hadis-i şerifte imamun adilun de kayıt kılın yaptı. Raculun adilmez. Mutlak adaletliymez. Kolizde hukuk var. Hukuk bulup durgen vakitte adalet kılallegen kişi Allah'ın sayesi de Allah sayelentirip duradı ona. Ve şerbun neşe'e fi ibadetillahi azze ve celle. İkinci vaktlik taife Allah Azze ve Celle'nin ibadeti bilen ulgaygen yigit. Şabbun kelimesi umumi kelgende hadis-i şeriflerde şabbun ve şabbah kele orada. Yani oğul kızlar, yigit ve kızlar. Heveske birilgen, bütün nefs-i havage birilgen saatlerde Allah'ın ibadeti de Allah'ın buyruğunu icra kılıçlik bilen özünün hayatını meşgul kılgen yigit ve kızlar Allah'ın sayesi de Allah ulanı sayelendirir. Harganda Allohning ibodatiga xohlasa ham, xohlamasa ham burilib qoladi. Qabr ko'ziga ko'rinib qoladi, birodarlar. Hech bo'lmasa qabr ko'rinmasa, mahalladagi xudoylar ko'zga ko'rinib qolib namoz o'qib qoladi. Ana bu narsalar mahallada xijolatlik qo'lga o'tib, shuhidamasachi ibodat qila boshlaydi. Ammo yigitlik va qizlik davrlarida Alloh subhanahu va taolodan hakiki korkan adamlar yine süveyi Allah'ın ibadeti bilen, şirkten ihtiyat kılıçlığı bilen. Fi ibadetillah kelimesinden biz düşünelik ki Allah'ın ibadeti insan bilen cinni Allah subhanehu ve teala fakat özge yine ibadet kılıçlığı için yaratken idi. Ve mâ khalaqutul cinne vel insa illa liya'budun. Meneşin mahsad yolu da yigitlik devri de özünün hayat yönelişini tuğrulev olgen. Undi safsatelerge, her kıl zelaletlerge verilmegen. Allah'ın yakka ibadeti, özünün ibadeti bilen süvege katken yigit ve kızlar Allah'ın sayesinde buladı. Ve raculun kalbuhu muallakun bil mesabih.
kalbi mescidge bağlangan kişi. Mescid, tavhid ve Allah'ın yekke ibadetini talim veredigen ceybol geldiği için braderler, kalbini mescidge bağlangan kişi, cemaat namazıge itibar verip, bütün kalbini bağlangan kişi, Allah'ın sayesi de Allah sayelendirede. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mescidleri Ebu Bekir radiyallahu anhu, Umar ibn-i Khattab de kişilerine ve hem de Ebu Ubeyde de komandanlarına ve Ebu Derda'ya uçuyan hakim kişilerine Abdullah ibn-i Abbas de Kur'an müfessirlerine hemme zatlarını terbiyelegen şu addi kiçkine mescidleriyle. Şu mescidde terbiye tapışkan ediler. Demek İslam'da mescid cüde katta oranını tutadı. Bu oranını Müslümanlar düşünmese hem Müslümanların düşmanları yakışı düşünüşken tarihte. Ular mescidlerdeki bütün mescidlerdeki hakiki talimini yok açıkken. Şu sebeple İslam'ı bilmeyen avlat vücuttaki ilgende ve mescidden bizidigen avlat vücuttaki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hiç cayları yokudu. O kişinin bir kişinin adli mescidleri vardı. Şu mescidde terbiyelenerler. Sahabeler, bazı uzaklarda bulgen sahabeler, Medine'ye hicret kılıngenden ki gün özlerinin ihtiyarları yokudu, kayırdı caylanışlığıyla. Şunun için Medine'nin çetlerine hem caylanıp kalıştılar. Umar ibn-i Khattab hem şimdi sahabelerden buldular. Ensari bir braderleri bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidlerinde özlerinin yenge hicret kılıp gelgelikleri sebeple bazı bir dünyevi kasıpları sebeple bulsa hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı mescideki dersini nevbetleşip örgenip durardılar. Umar ibn-i Khattab, bana İmam Bukhari rivayet kılgeller, bir gün Umar ibn-i Khattab radiyallahu anhu borardiler, ikinci günü de ensarilerden bulgen biraderleri borup, şu gündeki algen derslerini birbirlerine örgütüttürerdiler. Şu derecede ihtimam kılışken ediler. Demek kalbi mescidge bağlanıp türgen degen kişi, bu kişi hakiki Allah'ını sayesi de Allah sayelendire degen kişilerdendir. Şimdi mescidlerinin buzulup kalışlığı, mescidlerdeki hakikatinin yokalışlığı o mescidinin aybimez biraderler. Mescid'deki kişilerinin aybidir. Şunun için biz eğer mescid'deki ayırlarını bilsek mescidini ıslah kılmalıgımız gerek. Islah degeni uyetini tüzeltir, divarlarını tüzeltir degen manadegini düşünülmesin. Islah degeni bir yerdeki şeriatke muvafık Allah-u Resulü'nün sözü yine getirilmiş gerek. Bir de özünün garazları, buradan bölgen ölçüne alıştık bu meydanı mezbunası. Şunun için kalbi mescidge bağlangan adam, Allah'ın sayesi de Allah sayelentirebilen bahtli kişilerinin üçüncüsüdür. Törtüncüsü, Allah yolunda muhabbetleşken iki kişi. Şu asasla birleş, yemlenişken, şu asasla tarkalışken. Şu muhabbet asasla uchrashgan shu muhabbat asosida tarqalishgan. Mana bu ikkita kishi ham baxtlik 7 toifaning 4-sidir. Bu narsa hammaga ham muyassar bo'lmaydi birodarlar. Hamma Alloh uchun yaxshi ko'raman deb harakat qiladi-yu, lekin hammaga muyassar bo'ladigan ne'mat emas. Abu Hurayra radhiyallohu anhu gap bir kishi Alloh uchun sizni yaxshi ko'raman dedilar. Umurmat taqul dedilar. Nima deyotganingni bir tekshirib o'ylab ko'r dedilar. Allah için sizi yaxshi ko'raman dedilar. Bo'lmasam şu soatdan boshlab o'zingni mulkingga mendan ko'ra haqli emasman dedilar. Shunda u aytdilarki, bo'lmasam men hali bunga tayyor emas ekanman dedilar. 5-chi toifa va rajulun da'atuhum ra'atun zatu husnin va jamalin fa qala inni akhafulloh. Ayol kishi husnlik va mansablik bo'lgan ayol uni buzuq ishga taklif qildi. Odatda bu buzuq ish ayolning hayosi balantida. Ayol kishi bo'lib turib buzuq ishga er kishini taklif qildi. Shunda er kishi Allohdan qo'rqaman dedi. Boshqa sababi yo'q edi bu gunohdan qaytishligida. Faqat Allohdan qo'rqishligida. Biror bir jinoyatchi bo'lib qolishlikdan qo'rqishmas edi. Biror bir qonundan qo'rqqanmas edi.
fakat Allah'tan korkaman dedi. Bu günah işini kılıçlıktan Allah'tan korkaman dedi. Mene bu kişi hem Allah'ın huzurunda türüçlükten korkup فَمَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Rabbinin huzurunda türüçlükten korkup nefsini tiygen bulsa onun cennet hakiki karargahıdır dedi Allah subhanehu teala. Allah'ın bendeleri meneşi sıfatta bulgen tarihtay bendeleri kırptır biraderler. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf aleyhisselam'ı Allah subhanehu ve teala takligini ispatlar وَرَوْغَدَتْ هُلَّتِي هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا Yusuf'ni buzuk işlike teklif kıldı Yusuf üyüde turgan ayol diyordu. Yani bir kişi ayol kişinin üyüde bursa o özünün üyünün şeraitini yaşı düşünedir. Kur'an-ı Kerim dakik ibaremle ifadele yaptı. O ayol kişi üyünün şeraitini yaşı biledir. Ayol kişinin özünü üyüde bopturur. O misafir bopturur. Onu ayol kişi teklif kılgen vakitte bundan toktaşlık en takizeliğinin belgisidir. Allah'tan korkuşluğunun belgisidir. وَرَوَدَ سُلَّتِهُ وَف۪ي بَيْتِهَا عَنْ نَسِّهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَلَكِ Darvozalarni, eshiklarni bekitib, abvab kalimasi kelyapti. Va qollaqotil abvaba, bitta darvozani emas, bir necha darvozalarni bekitdiki, shunday buzuq ishga shunday sharoitni yaratdi. Hech kim bilmaydigan qildi. Va qolat haytalak va talab qildi ayol kishi. Mana shu soatda qola ma'azalloh. Innahu robbi ahsana maslay. Innahu la yuflihu zolimun. Alloh saqlasin dedilar. Allah subhanehu ve teala Yusuf aleyhisselam'ı salihler cümlesinden dedi makde yaptı. Mene bundi nehayette buzuk işke şerait bulgen vakitte Allah'tan korkamendi. Özünü tiyen kişiler ne Allah subhanehu ve teala özünün sayette sayelendirene. Ve raculun تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Altıncı taife bir kişi bir sadakat verdi de onu mahfi kıldı. Hatta inki çap kolu on kolu bergenini bilmedi. Mahfi sadakat kılıçlık hem Allah subhanehu ve teala özü bahtlik kılgen kişilerge nasip buladı. Her bir kişi şöyle oturgenler bir özge sual kıkıyorsun. Biraz bir sadakatını mahfi kılgen mi mi desin? Mabada mahfi kılgen bulsa hazır geçen mahfi saklagen mi mi desin? Hazır geçen mahfi saklap kılgen bulsa bunu bir yerde mahfi saklarlar mı ki? Mene bu hem dehşettir buradarlar. Bu mabada biz mahfi saklagen bulsak biraz da katlı günahlarımızı mahfi saklayemez. Özümüzün şanımızga dağ buladigan narsalarni maxfiy saqlaymiz. Mana bu sadaqani maxfiy qilishlik. Sadaqat kalimasida yana bir nuqta bor birodarlar. Sadaqat odatda miskinga beriladigan narsa. Infoq kalimasini hamma yoqda iste'mol qilinadi. Lekin sadaqat kalimasini faqat miskinga iste'mol qilinadi. Ya'ni hech kim tanimaydigan, ko'rimsiz, biror maqtamaydigan joy. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dinarun anfaqta bihi ala ahli. Mana to'rtta infoqni insonning mu'minni moli davlatini zikri kelganda birinchi dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Alloh yo'lda sarf qilgan puling. Mu'min odamda shunday puli bo'lishi mumkin. Ya'ni shunda infoq kelyapti. Dinarun anfaqtahu fi raqaba. Qulni ozod qilishlikda sarf qilgan puling. Mu'min odamda puli shunday pulli bo'lishi mumkin. Uchinchisida dinarun tasaddaqta bihi ala miskin deyapti. Miskin kalimasiga kelganda sadaqa kalimasi bilan ifodalanyapti. Va yana davomida dinarun anfaqtahu ala ahli. O'zingni oilangga sarf qilgan infoq pul deyapti. Demak, bu yerda ham varajulun tasaddaqa bi sadaqatin sadaqa bergan kishi degani bu sadaqa odatda miskinga beriladi.
Bechora hol odamga berilardi. Mana bu narsani avvalo berish qiyin. Chunki shohratli joyga hamma beradi birodarlar. Va buni maxfiy holatda saqlab ketishlik juda ham qiyindir. Bu sahobiy ikromlarga nasib bo'lgan ne'matlardandir. Mana darslarimizda ko'p aytganmiz, hozirgi shunda keltirish ham o'rinli. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifalik vaqtlarida bir tul ayolni xizmatlarini qilib turar ekanlar. Ya'ni uylarini supurib, shu kishini bütün ovqatlarini qilib berib kelar ekanlar. Umarning hatto ham shunday narsalarni istab yurar ekanlar. Bir tul ayolni borligini bilib, shu yerda doim xizmatlarni qilaman deb kelsalar, hamma narsa tayyor holatda. Bu kampir amo kampir ekan. Shu doim xizmat uylar tozalangan va ovqatlari tayyor holatda umarning hatto kelar ekanlar. Shu narsani kim qilar ekan deb kuzatsalar, bu kishi Abu Bakr radhiyallohu anhu yer kurrasining musulmonlarning xalifasi ekanlar. Shunda ko'rib aytlar, sizni avval bu ayoldan so'rasalar, bir odam kelib xizmatimni qiladi, nomini so'rasam aytmaydi, lekin men uni ko'zim a'mo bo'lganligi uchun bilmayman kimligini degandi bu ayol. Shunda a anta ya xalifata rasulillah, sizmi biz rasulullohning xalifalari? Qaysi bir nima sababda Abu Bakrin fi khayrin illa sabaqani. Abu Bakr bilan qaysi bir yaxshilikda musobaqa o'ynasam, doim mendan ilgari yurdi deb shunday degan ekanlar. Mana bu narsalar maxfiy qilingan sadaqotlar birodarlar. Alloh biladi ularning yana maxfiy qilib ketgan sadaqotlari qanday bo'lgan. Wa rajulun zakarallohu xoliyan fasabat aynahu. Allohni xoli holatda zikr qilgan kishi ham ko'zidan yosh oqqan. Fasabat aynahu kalimasi aynahu de fasabatga isnodini berilyaptiki, ko'zi oqib ketadigan darajada ko'p Allohni rahmatini umid qilib, azobidan qo'rqib yig'lagan. Mana bu odam ham Allohning soyasida Alloh soyalantiradigan kishilar jumlasidandir. Bu sifatlarni tekshirib ko'rar ekanmiz. Birinchi qismi peshvolarga taalluqli. Ikkinchi qismi yigit qizlarga taalluqli. Uchinchi qismi omma kishilarga, masjidga qalbi bog'langan. To'rtinchi qismi ijtimoiy holatki Alloh yo'lida do'stlashganlarga. Beshinchi qismi fahsh gunohlardan o'zini tiyollagan, oliy suratda tiyollaganlar. Bu jamiyatda pok bo'lib yashagan insonlar. 5-6 qismi bu maxfiy sadaqotlar berolgan. 7-chi qismi o'zining bilan Allohning o'rtasini tuzata olgan odamlar. Agar tekshirar ekanmiz, shu sifatni vujudga keltirishlikka harakat boshlanishligi bilan jamiyatdagi juda ko'p hay'atlar bekor bo'lib qoladi birodarlar. Hozirgi vaqtda juda bir hay'atlar juda ko'paygan. Ya'ni zulmga qarshi, agarki so'z bilan bo'lsa ham, isman bo'lsa ham zulmga qarshi. Butun hozirgi shu aytilgan masalalar Islomda sahobalar va tobiinlar tarafidan ro'yobga chiqarilishlikka harakat qilinganligi sababli jamiyatda alohida muassasalarni tashkil qilishlikka hojat bo'lmadi. Kasalxonalarni tashkil qilinishlikka hojat bo'lmadi. Bu kambag'al yetim parvarlik deb atalgan joylarni qurishlikka hojat bo'lmadi. Qariyalar uyini tashkil qilishlikka hojat bo'lmadi. Chunki maxfiy sadaqotlar bilan hamma ish bajariladi. Bu narsalar agarki bir qisman qolgan bo'lsa ham, o'zining komil suratda bo'lmasa ham, bir qisman musulmonlar o'rtasidagina shu narsalar saqlanib qoldi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham shu 7 ta toifani bittasidan bo'lishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Shu yerda men ko'p yoshlar bo'lganligi uchun shu Allohning ibodati bilan ulg'aygan yigit va qizlar degan o'rnida bir to'xtalmoqchiman qisqa. Yigitlik shunday davrki
Bu devirde yaşlık, umumen oğul balayı kız balayı nisbeten yaşlık şimdi devir ki, tarihteki hemen katta işlerini kılıp gitken adamlarını, tarihini tekşirsin, ular biz bilen sizden başkaç adam bugenmez buradırlar. Fakat yigitlik devride, yaşlık devride Allah'ın ibadeti bilen ulgayken kişiler bugen halas. Şu vakitte özlerinin hayat yönelişlerini doğru tapıp alışken, şu sebeplik ular dünyada şünçelik katta işlerini kılarla gelirler. İnşallah ular ahirette Allah'ın sayesi bilen sayelentirler diyen kişiler cümlesinden buluşar. Şunun için bu yaşlık braderler ülkeler kayıt kemiydi. Allah nime ge büyülügen basa şunu kılaman deyip şu Allah'ın ibadeti bilen ulgayını alıp gerek. Şu vakitte yine ibadet bilen ulgayan adamlar ular saf insanlar bulanlıydı dünyada. Şunun için bu devrini koldan verip koymasını kere braderler. Tekrar etemem, hiç kendiye bir başkası adamlar bölgenmez, tarihteki adamlar. Fakat şu devrine hayat yönelişini doğrulan olgan adamlar bölüşgeller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yollanmelerden bazılarına malum kılamız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hursan kıladigen birer iş hasıl olsa Elhamdülillahillezî bi ni'metihî tetimmus salihat deyip koyarak eller. Yani Allah'ın nimeti bilen yine hemen salih işler kemal tapadı deyip koyarak eller. Hursan buladigen iş bulgende. Biraz bir yakımsız bir nasip olsa Elhamdülillahi ala kulli hal deyip koyarak eller. Allah'ta hamd olsun hemen haletken deyip koyarak eller. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir hursan buladigen bir iş bulgese bazı vaktlerde harra saciden şükran lillahi ta'ala. Darro yıkılıp, sacda kılıp Allah'a şükür kılarak eller. Birar bir halktan korkup, teşviş ziyade bulup gitse, Allahümme inna nece'aluke fî nuhurihim ve ne'ûzubike min şururihim derek eller. Ey Allah, seni ularının rubarularına koyamız ve ularının yamanlıklardan panah isteyiniz derek eller. Allah, insanın aldığı ötür, eğer düşmanga ro'baro bo'lsa düşmanni holiga voy bo'ladi birodarlar. Doim ish og'irlashganda Allohumma inna naj'aluka fi nuhurihim va na'uzubika min shururihim derekanlar. Biror bir ish g'amga solib qo'ysa ya hayyu ya qayyum ya hayy ya qayyum bi rahmatika astag'is derekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana ba'zi bir o'rinlarda dushmanlarga kulgi bo'lib qolishlikdan panoh istasa bo'ladimi degan savolga mana javobki, baloning mashaqqatidan panoh istar ekanlar. Baxtsizlikni yetib qolishligidan panoh istar ekanlar va qazoning yomon holatlaridan panoh istar ekanlar va dushmanlarga kulgi bo'ladigan holatdan ham panoh istar ekanlar. Ma'sul duolarida mana bu narsalarni zikr qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'proq Allohumma atina fi dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannarni ko'p duo qilar ekanlar. Bir suhbatni tamomlagan vaqtlarda سبحانك اللهم ربي وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ديب شو سوزنا يتارك الله يعني سبحانك اللهم ربي وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كلمتني كم أيسى مجلسنا شخص مجلسك خطا لك كفارة بلدي ديب بارك الله بعض روايات لك باشك ترى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Namaz okuyan vakitte tıpraf sacdegahta karaktırladı braderler. Bazı suallar baktı. Ya da Kur'an-ı Kerim'i bir tarp adamca okup şimdi okusa buladı mı dediler. Kur'an-ı Kerim aslında bizim hayatımızı menheci braderler. Kur'an'ı okup ve bunge biz örgenip tedabbur kılıp ve amel kılıçlığımız için çıkan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılınken bizlere sure-i alak bilen suratun nasını kefel boyu tabları kaçken vakitte okup özlerini, kollarını kadir bulan urullarına şunu okup sırt ödülerler. Şunu kısık sünnetke muhatap olalım.
Şimdi bir kişi sorattılar ki, doyum taharatla yürerdim. Bir biraderimiz her taharat göğeninde iki rekat namaz okşaya hakkı var dedi. Yani bu nasıl şey ki, la yuvazibu alel vudu'i illa mu'min. Doyum taharatla mu'min kişiler yine yürerdi dediler. Çünkü taharatla yürüşlüğü yakışı. İki rekat namaz okşaya hakkı da Ebu Hureyre radiyallahu anhu'ya bu sizinle cennetke minden ilgari olib kirgan narsa nima deb u kishiga aytdilarki, jannatda oyoq tovushingizni eshitdim Mirojda deganlarda aytdilarki, men odatim doim tahorat qilsam 2 rakat namoz o'qiyman. Shu dedilar, shu bo'lsa kerak deb qo'ydilar. Shuncha 2 rakat namoz o'qishli yaxshi, lekin albatta o'qish kerak degan so'z emas bu. Xo'p, masalan bu turmush qilgan vaqtda, farzand turgan vaqtdagi bu 40 kun degan so'z. Bu 40 gün münafa gelmiyor buradırlar. Hazır biz ayet ürt yaptık derslerimizde. Üylenden günü cihazda çıkıp gelirler buradırlar. Eğer biz hazır bir ayet ürtken şu meselelerde, tarihlerde hem şuna da itibar verdiğimizde, Allah'ın evliyalardan da bekleyen buradırlar. Hangi halette talak kılgın kişi günahlar bular diye soradılar. Abgadul halali ilallahi at-talaqı. Allah'ta en yaman kırılınken halal nasıl talaqdır. Talaq halal. İşte öyle kelişme ötülüyü, böyle ölgenden ki gün, o ayalda hem mazluma böyle yürüşlüğü, el kişinin hem mazlum böyle yürüşlüğü de hayattan manfaat yok. Şunun için talaqını Allah falan meşhur okuldu. O yan mazlum, mazluma böyle yürüşmesin. Lakin talaqını öz sakışa kılıçlık, Şeriatki hılab suratı talak kısa günahkar buladı. Sünni talak, yani günahkar bulmayacağın talak ne mi? Takize bulgen, yani üzürlü haletten tazelengenden kegin ayal kişi, sünde koşulunmagen halette talak kıladı. Eğer talak maksud olsa, üzürlü halette olsa küsüktüredi. Ta, takize buluşluğunu küsüktüredi. Bunda şeriatın bir nüktesi şu ki, insan 3 gün, 4 gün ve hakkıda Allah irada kılınca kanca gün tursa, özünün gazabıdan çıkıp ne doğru hata kılıyaktı mı, doğru mu bunu teşhirip oladı. Bunu bir yerde açık yapıramam. Elbi takize bugünden ki gün, bunların acirelişlikten ilgari, ne kadar koşun maksup olsa, koşun işlikler talak kılışlığı mümkün bunu yapaladı. O yine küçüklük gerek oladı. Yine tutadı da üzürlü halat buladı. Üzürlü halat bölgenden kegin, yine üzürlü halattan tazelenişliğini küsüktüredi. Taze bölgenden kegin, koşulmaya halatı talaksı, şeriatte muvaffuk oladı. Bu talak mı eğer sünerseni, şeriatte muvaffuk talak kılmadigen bulsa, hemenin kalbi özü sevip durupsa buradanlar, talak gibi kıymet buladı. Eğer kimde kim, üzürlü halatı da talak kılsa, günahkar buladı. Eğer üzüllü halattan tazelenir, kendin ki gün koşulgen tuhurda talaklısa ham, bunda ham günahkar olaydı. Muradeller, bir ayalını mesela kiyavu ölse deydi, idde saklaş gereği, tör ayı 10 gün, hınanızca malum. Şu idde müddeti de dert ayağını çıksa, dert vergen çıksa, boladı mı, yok mu? İlim okuylar degen ham, Allah subhanehu ve teala. İdde vakti de bir yakıt çıkmıyorlar degen ham, Allah subhanehu ve teala. Demek, biz Allah'ın duyurduğunu kımalımız gerek. Şu vakitte ders vermezsen, ders olmazsan üyde oturuşluğumuz, ders olabilen de ise kelip at geçirdiği adıcandır. Şunerliği mi? Mesela bir adam etmedi ki, mahrem bilen safar kısım degende, ahir onun cahile keti yaptı, üç günlüğün mesafede ders vergeni keti yaptı, bunca bulursa ki mahremsiz değil miydi? Mahremsiz ders vergeni, Kur'an'da talimini vergeni çıksa günahkar olardı. Hacca varabiliyon olsa günahkar olardı. Biz Allah'ın buyruğunu kılıçlıyken mamurumuz şimdi. Hop, gusulde kılıngan taharat namazda yereydi mi degen sualıptı. Bu hadislerin zahiri şu ki, evvelde taharat kılıp kibin gusul kılınadı. Şunda, müştehid ulemalarının ortasında ıhtılap var ki, insan özünün zekarını üşlese, yani taharat kitede, dişkerler. Bazılar bulsa taharat kitmeydi dişkerler. Şunun için taharat kılıp, gusul kılınken hemen ağzası ve su yetse, şu halat tekrarlanır.
takrarlanganligi uchun ehtiyot boshqa tahorat qilishligi kerak. Avvalgi tahorat qilishligi musulmonning sunnati. Keyingi tahorat qilishligi beishtiboh bo'ladi. Agar unda tahorat ketmaydi degan fikrga qaraganda, unda tahoratni avvalgi tahoratni kifoya qilaveradi. Biz ijtihodiy masalalarning o'rtasida bir tarafga o'tmay gapiramiz. Bizim masjidimizi qoidachi birodarlar. Xolagan bu hujjatlarni eshitgandan keyin, xolagan ijtihodni daliliga qaratib amal qilasizlar. Birodarlar, bir odamni noto'g'ri yo'llar bilan qiltotsa, ehson qilsa, ya'ni odamlarni chaqirib mehmon qilsa, bismillah aytib yursa degan gaplar bor. Bu haqda biz chuqur ketmasligimiz kerak. Biz bilamizki, bir odam mast qiluvchi ichimlikni sotib, pul tashlasa harom deymiz. Bir odam to'ng'iz turishlik qilib pul tashlasa harom deymiz. Bir odam o'g'rilik qilib pul topayotgan bo'lsa harom deymiz. Sarih bo'lgan nimalarni ko'rsak harom bo'ladi. Lekin biz uni ko'rmagan narsamizni sen harom topyapsan deyishga haqqimiz yo'qdir, birodar. Shuning uchun bunaqa narsalarni chuqur tekshirishlik bizga to'g'ri kelmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir mushrikiga kirdilar. Kirib ziyorat qiluvdi, kirdilar va iymon aytsang ovqatingni yeyman dedi. U iymon aytdi. Iymon aytishligini ovqatlarini yedilar. Shundan keyin bu xabar mushrik Abu Jahlga yetib keldi. Abu Jahl aytdiki, "Sen Muhammadni chaqirib iymon keltirsang uyingda" dedi. Bo'ldi, bir ulug' odam eshigimga keluvdi. Shu odam meni ovqatimga taklif qilsan, kelib ovqatingni faqat iymon kalimasini la ilaha illalloh Muhammadur rasulullohga qoil bo'lsang ovqatingni yeyman dedi. Shuning uchun men bu odamni dedimda uyimdan shunday holatda chiqmasin deb iymon keltirdim dedi. Ya'ni haqiqiy iymon keltirdim demadi. Shu ovqatimni yeyishlik uchun iymon keltirdim dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uning zohiri la ilaha illalloh Muhammadur rasulullah deganligi mu'min bo'ldi va shuni ovqatini yedilar. Ya'ni u mushrik edi. Shu kalima bilan o'tdi. Endi bu kalimani aytgan odam shirk amalini qilsa mushrik bo'ladi, birodarlar. Bundan keyin qilsa. Hozir shu kalimani aytgan odam mu'min bo'ladi, mushriklik bosqichidan o'tadi. Shunda Abu Jahl aytdiki, agar shu Muhammadni ko'rib, yuziga tupurib, yuziga tepmasang, men sen bilan gaplashmayman dedi. Bu Uqbat ibn Abi Mu'ayth la'nahulloh shu ishni qildi. Biz mana shu narsadan ham o'zimizga biz chuqur ketmaylik ba'zi narsalarga. To'g'ri. Biz shariatda harom bo'lgan narsa bilan shug'ullangan odamni moli davlatini harom deyishlikda shashubha demaymiz. Shashubha qilmaymiz mana. Agar bir kishi yo'lda ketayotgan bo'lsa, uni yo'l to'sarlar ekan, to'sib urushsa, ana shu yo'l to'sarlar bilan urushsa bo'laveradimi, islom ruxsat beradimi debdilar. Ya'ni bir odam biz islomda hukmini aytamiz. Bir odamni bir odam urdi. Kechirsa, Alloh taolo kechirishligi afzal deydi. Lekin islom uning haqqini to'solmaydi. Agar bir odamni molingni ber desa, molini himoya qilib kurashsa, shunda o'lsa shahid bo'ladi. Obro'si to'kilayotganda, obro'sini himoya qilib jang qilsa, shunda o'lsa shahid bo'ladi. Nima uchun? Nima uchun ozgina molini himoya qilib o'lsa shahid bo'ladi? Nima uchun obro'sini himoya qilib o'lsa shahid bo'ladi? Buning sababi shuki, ikkinchi marta birovni yo'lini to'sadiganlar hiyladi shun bilan. Nohaqlik darvozasi bekiladi shun bilan. Va obro'ni birovni obro'siga tuhmatlar yetkazishlikni o'ylab gapiradigan bo'lib qoladi odamlar. Shuning uchun man qutila duna malihi fa huwa shahidun va man qutila duna ilmihi fa huwa shahidun deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Dunyodagi nohaqlik doim shunaqa bo'lib o'rnagan birodarlar. Bu yerda oxirgi mujtahid kim deb so'radilar birodarlar. Bu oxirgi mujtahid kim deganligini bunada cheklash Allohning rahmati shundan keyin bekildi degandan boshqa gap emas birodarlar. Mujtahid kitob va sunnat asosida ijtihod qilib fikrini bayon qilgan kishilardir. Allohning rahmati qiyomatgacha bor. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ergashlikda meniga va sahobalarimga va ularga ergashganlarga va ularga ergashganlarga ergashinglar deganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan mana hadisni
Ya'ni hadisni voqeini aytib bersangiz, sharhini emas dedilar. Mu'minlarning iymoni komil bo'lgani, xulqlari go'zal bo'lganlaridir dedilar. Xulqi Qur'on buyurgan narsani qilib, qaytargan narsadan qaytib, hadislar buyurgan narsani qilib, qaytargan narsadan qaytgan odamda xulqi nihoyatda chiroyli odam hisoblanadi. Mana shu odamda iymoni komil bo'ladi. Tushunarlimi buni? Ya'ni xulqi go'zal degani harom joylarda ham o'tirib duo qilib turgan, doim harom narsalarni ko'rsam kulib turgan bunaqa odam emas. Bunaqa munofiq odamni xulqi go'zal odam deyilmaydi, birodarlar. Xulqi go'zal odam yumshash kerak joyda ipaydan ham yumshagan. Qattiq bo'lish joyda po'latdan ham qattiq bo'lgan. Mana shu odamni aytiladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu o'g'illari mushrik tarafida turib yakkanayotga olishaman deb chiqqan vaqtida men chiqaman deganlarda xulqlari go'zal bo'lgan. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Mushriklar bilan jihad qilgan sahobalarning xulqi go'zal bo'lgan. Shuni bilib qo'yishimiz kerak. Va o'zlarini shaxslarga yetkazgan narsadan voz kechib afv qilgan sahobalarning xulqi go'zal bo'lgan. Shunday tushunaylik. Sharh ham bo'lib ketib qolishga sal qolyapti. Boshqa hadislar hammasi bir duo qiling deb maqsadlar ba'zilar bir akamizga farzand bersin dedilar, ba'zilar bir tozi yo'q ekan. Alloh subhanahu va taolo mana farzandi yo'llarga Alloh taolo solih solih farzandlar bersin. Alloh subhanahu va taolo mana dardlari borlarga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo talib ilmlarga amal qiladigan ilm bersin. Hammalarimizdan Alloh taolo o'tgan ajdodlarimizga rahmat qilsin. Alloh subhanahu va taolo ularning qabrlarini jannat bog'chalaridan bog'chaga aylantirsin. O'zimizning gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin va farzandlarimizni solih solihalardan qilib oilamiz bilan islomga xizmat qiladiganlardan qilsin. Alloh taolo islomga xizmat qilayotganlarga Alloh o'zi yordam bersin. Islomga zarar yetkazayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh subhanahu va taolo mustazafin jahonga o'zi najot bersin. Sallallohu taolo ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. Alloh taolo shiddatimizni davom ettirsin. Alloh